Sağlık, genel olarak hasta ya da sakat olmama durumu olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. İnsan tüm yaşam boyunca sağlıklı olmayabilir. Yaşamın bazı dönemlerinde sağlığı bozulabilir, sakat kalabilir, az veya çok etkilenme yaşayabilir. Bu duruma ise canlılarda normal fizyolojik ya da ruhsal yapıyı, işlevi ve dengeliği değiştiren ya da engelleyen ve çeşitli belirtilerle ortaya çıkan bozukluk durumuna hastalık denir. Kişinin toplumdan ve devletten sağlığının korunmasını, gerektiğinde tedavi edilerek iyileştirilmesini isteyebilmesi ve toplumun sağladığı imkanlardan faydalanabilmesi durumu sağlık hakkıdır. İlk olarak 1946 yılında Dünya Sağlık Örgütü tüzüğünde yer almıştır. Sağlık hizmetinin temel amacı kişilerin yaşam kalitesini yükseltmektir. Ancak bu uygulanırken sosyal bazı değişkenler de göz önüne alınır. Sağlığın sosyal belirleyicilerini 5 ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar bireysel özellikler, eğitim durumu, ailevi durumu, kültürel özellikler ve ekonomik özelliklerdir. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetme durumuna engellilik denir. Etkilediği organa göre ise zihinsel, görme, işitme ve ortopedik engelli olabilir. Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama çevre denir. Yaşamla çevre iç içe kavramlardır. Dolayısıyla çevre insanı, insan da çevreyi etkiler. Çevre hastalıkları neden olabilir, hastalıklar için ortam hazırlayabilir ya da yayılmasını kolaylaştırabilir ve bu şekilde hastalıkların seyrini etkileyebilir. İnsan sağlığını etkileyen çevresel etmenlerden önemlilerini sayarsak, hava kirliliği, su kirliliği, cep telefonu, gürültü, kanserojen maddeler, radyasyonlar, çöplerdir. Bütün bu etmenler canlı organizmalarda fonksiyon bozukluklarına neden olurlar.